Hem viraj var, hem arazi var, hem hız var. Büyük ihtimalle 150 civarı yaparım diye düşünüyorum. İki. Şuraya kadar yatırım fizar. Saday Vallıdağ virajları üzerinden Pınarbaşı Orma Kanyonu gezimizi tamamladık. Dönüşte Ağlı Çakıroğlu Etli Ekmek Lokantası'na geldik. Burası bayağı meşhur. Kastamonu'ndan bile günübirlik yemek yemeye geliyorlar. Hem viraj var, hem arazi var, hem hız var. Dönüşte bir top speed denemesi yapacağız. Büyük ihtimalle 150 civarı yaparım diye düşünüyorum. İki kişiyiz çünkü. Aynı yolda MTL 181 yapmıştım daha önceden. İki kişi yine. Çantada vardı. Gene MTL'de yine o hızları görür diye düşünüyorum. Uzun yol sonrası deneyimlerimi aktarmam gerekirse ikisinde sürdüm. MT'yi 30-40 km kadar sürdüm. Rally'yi yaklaşık 100 km sürdüm. Kesinlikle Türkiye şartlarında MT'yi sürmek gerçekten insanı yorar ve yıpratır. Bel ağrısı yapar, fıtık yapar. Ciddi manada. Hani gerçekten çok düzgün, güzel asfalt olması lazım. Kastamonu'da veya Batı Karadeniz'in herhangi bir yerinde o asfalt maalesef yok. Ülkemizde öyle güzel asfalt yok. Ama rally'yi sanki otobüs gibi, otobüste gidermiş gibi böyle yaylana yaylana, yaylana yaylana gidiyorsunuz. Gerçekten çok kaliteli gidiyor. Şahane bir konforu var. Amortisör açısından şahane bir konforu var. Zaten hiç rüzgar gelmiyor. İki kişi... Arkadakinin bacakları biraz açıdan dolayı biraz rahatsız olabilir ama bunun bacak pek alçaltma aparatı satılıyor sanırım. Uzun süre kalırsa ben de pek alçaltma aparatı alabilirim. Onun dışında konfor olarak hiçbir sıkıntı yok. Sele yumuşatma var. Orijinal selesiyle zaten mümkün değil. Orijinal selesi MT'nin selesinden daha kötü ama bizim selemiz oldukça yumuşak. Biraz da geniş. Orijinal rally selesiyle bu tarz yolculukları pek düşünmeyin. Çok fena ağrıtır yani. MT'nin arka selesinden bile serttir orijinali. MT'nin de olumlu yanları söyleyelim. Güzel çekiş falan gayet güzel. İki kişi falan da fena değil. Hani güzel gidiş falan. Titreşim hiç yok. Sıfır titreşim. Rally yine titriyor ona rağmen. Bacak bölgesinden, şu bölgeden, şuralardan, şuralardan ufaktan titreşim sesleri geliyor. Gerçi MT'de bu seslerin hiçbirini duymuyorsunuz. Sadece rüzgar sesi duyuyorsunuz. Başka hiçbir ses duymuyorsunuz. Rally'de motorun sesini rahat duyabiliyorsunuz. Çünkü rüzgar gelmiyor. Uzun yol deneyimim bu şekilde. MT vardı daha önceden bende. Pulsar'a göre konforluydu. CVR'a göre de yine konforlu. Ama şimdi rally sürüp MT'ye geçince gerçekten hoşuma gitmedi yani. Bu şekilde bayağı da viraj yaptık. Sert de viraj yaptık. Yani rally'nin sınırlarını zorladık. MT'nin de bence zorladık. Videodan siz izleyip karar verirsiniz. Şuraya kadar yatırmışız. Aslında tam sınırda değil. İki kişiyiz ama. İki kişi bu kadar oluyor. Yani tek kişiyi daha da zorlardık ama iki kişi olunca dengeli bir şekilde gittik. Ben rally'yi ara sıra yedim. Rally'ye MT'ye yetişmek için ama İki kişi alt devreleri güçlü olduğu için virajda üzmedi yani. Daha yoluydu. Bu videoyu ekleyeceğim sonuna veya ayrı video olarak da yapabilirim. Onu da siz karar verirsiniz. Bayağı güzel video çıktı yani. Bayağı aksiyon yaşadık viraj olarak. Evet, siparişler geliyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Meşhur Kastamonu etli ekmeği. Ama bu küçük ya. Kocaman geliyor dediği bu değil yani. Küçük. Biz nerede demiştik ya? Plevne'de. Evet. MT25 CRF Rally Vallıdağ virajlarındayız. Tatlı sert. Az diyoruz. İki kişi.